Son dönemde özellikle Suudi Arabistan'a bir transfer furyası var. Biz bugün FIFA 23 kariyer modunda Suudi Arabistan'dayız ama Arabistan'ın en fakir kulübüne geldik. Bu kulübün transfer bütçesi sadece ve sadece 3 milyon euro. Buna göre transferler yapacağız. Buna göre takımı biraz geliştirmeye çalışacağız. Özellikle öncelikle hedef mevcut bütçeyi arttırmak olacak alsat yaparak. Daha sonrasında da çok büyük yıldız oyuncuları bu takıma getireceğiz. Tabi serbestten de yıldız futbolcular çekmeye çalışacağım. Şöyle takımı sizlere göstereyim. Tanıdık kesimler var. Çikaleşi, Poco gibi isimler zamanında Türkiye'de de oynadılar. Overall anlamında çok düşük overall'a sahip bir takımdan bahsediyoruz. Yine muhtemelen en kötü takımlardan biridir. En yetenekli oyuncumuz 75 overall'da. En yeteneksizi ise 50 overall'da. Yine dikkat etmemiz gereken önemli bir unsur var. 8 yabancı oyuncuyu geçemeyeceğiz Suudi Arabistan'da. En son bildiğim kadarıyla yabancı sınırı 8'de. Transferi yaparken bunu dikkate almamız gerekiyor. Ve takımdan çok fazla oyuncu gidecek. Çok fazla oyuncu var. Kadro derinliğini ben 30'larda sevmiyorum. Sistem olarak 4-1-4-1 gördüm. Bunu değiştireceğiz. Burada 4-1-2-1-2 geniş kullanacağız. Çift forvetle oynayacağız ve ilk hedef forvetleri yenileyip forvetleri geliştirip forvet lerden para kazanmak olacak. Bu arada Çıkaleşi bizde kiralıkmış. Açıkçası Çıkaleşi'yi de göndereceğim. Kiralamasını sonlandırdım. Bu arkadaşın da kiralık süresi zaten bitmiş. Yabancı futbolcuların hepsini satma niyetim var. Zaten burada farklı bir yapı oluşturmazsak diğer kulüpleri geçme imkanımızın olduğunu ben düşünmüyorum. Öncelikle serbestten bir transfer yapacağız. Defansif ortası Bakayoko. 28 yaşında 75 overall'da. Önerilen maaş çok yüksek görünmüyor. Bu adam bu lig standartlarında çok iyi bir isim. Deneyeceğiz. Neler yapabileceğini göreceğiz. 12.5'lik bir maaşla anlaştık. İlk transfer geldi. Bir tane yıldız bir isim getirmek istiyorum. Onu serbestten yapacağız. Maaş maaşı aslında şu an bizim haftalık bütçenin neredeyse tamamını karşılıyor. Eden azarda isteyeceğiz. 48 bin istiyormuş maaş olarak. Daha doğrusu önerilerini oydu ama şu an istediği maaş çok daha düşük. 27 bin maaş 160 bin euro imza primi. Eden Hazar geldi. Zaten bu saatten sonra Eden Hazar'ı başka kim alır ki? Tabi Eden Hazar geldiği gibi sisteme uyumlu hale getirmemiz lazım. Bence artık Hazar'dan kanatta oynamaması gerekiyor. Ofansif orta sahaya çekeceğim. Marvan El Aydari için 170 bin euroluk teklif geldi. Oyuncuların önemli bir kısmını transfer listesine ekledim. Ve kaleci sattık. Çin'e. Anthony için teklif var. 1 milyon euro. Bunu biraz çıkarttırabiliriz. 1.250 geri dönüş yaptım Cincinnati'ye. El Sibiani için teklif geldi. Maxim piyasa değeri 460 bin civarlarında. Takastaki oyuncuyu çıkardım ve istediğim ücret 460 bin euro. Lucas Souza'yı istiyorlar. 1.650 Kadiz'den teklif var. Onun yerine de daha iyi bir isim alınabilir. 2 milyon euro dedim. Yok arttırmadılar. 1.950 Lucas Souza için. Bir yandan Ardından da Kubrani için teklif var. Şimdi bizim Suudi Arabistan rotasyonunu da iyi geliştirmemiz gerekiyor. Araştırmalara başlayacağım. Anthony satıldı. Cincinnati ile anlaştı. Yine El Sibiani'yi gönderdik. El Vehda'ya. Başakşehir'den Andre Poco için teklif geldi. 1.4 milyon euroluk geri dönüş yaptım. 1.1'e yükselttiler. O zaman şu teklifte anlaşalım. 1.250. Muhammed El Sahli için satın alma opsiyonlu teklif var. Reds. Ama kaleciyi göndereceğiz Çin'e. Takastaki oyuncuyu çıkardım. 250 56.000 bin euro istiyorum. Anlaşıyoruz. Bu arada Eden Hazard'ın pozisyonu da değişti. Kendisini an itibariyle ofansif orta sahaya çektik. Burada bambaşka bir serüven kendisini bekliyor. Açık konuşalım. Gelişim bile gösterebilirmiş. Satışlar devam ediyor. Kubrani Dihon'da. Lucas Souza Kadiz'le anlaştı. Yine bir yandan... Taher Guangzhou'da Andre Poco'yu da Başakşehir'e sattık. Elimizde 6 milyon euro bütçe var. Şöyle yapacağız. Forvet'e Brezilyalı oyuncuları kandırarak yüksek maaş teklif edip getireceğiz. Genç oyuncu çünkü bunlar ve Önümüzdeki senelerde çok daha iyi bonservis bedellerine satabilirim. Renier gelmek üzere. Bir diğer isim de yine Forvet'e Bruninho. Ya ben diyorum ki Takas'ta da bir tane oyuncu verelim yoksa mevcut bütçemiz yetmeyecek. Morato dedim 2.3 dediler. 2.1 desem maaşına da bir şeyler kalsa. Hatta bu transferi tamamlayabilmek adına bir tane de oyuncu serbest bırakacağım. Üstüne altyapıyı sıfırlarsak bu adamlardan da önemli bir maaş bütçesi elde ederiz. Burayı tamamen sıfırlı. Diyorum. Ve rahat rahat oyuncuyu alacağız. Morato için Kasımpaşa'dan teklif geldi. Gönderebiliriz. Türkiye'den özellikle çok fazla teklif geliyor oyunculara. Satış payı nereden çıktı durduk yere? 1.3 milyon euroya ben tamam. Morato Kasımpaşa'da. Kalecimizi Alanya Spor istiyor. 350 bin euro teklif var. 100 bin euro arttırdım teklifi. 450 bin euro. Ve Fredri Alanya'da. Türkiye'ye 3. transfer. 2 tane daha transfer teklifi var ama satın alma opsiyonuyla redler geldi. Geldik kaleci transferine. Maaşını yüksek tutup bonservis bedelini düşük tutacağız. Joe Hart Celtic'den istiyorum. 860 bin euro dediler. 760 bin euroya bu iş bitsin hayır. Baya ufak pazarlıklar yapıyoruz şu an. 800 bin euro ile devam ettim. Hiç indirime gitmiyorlar. 830 bin euro anlaştık. Union Berlin'de anlaşabilirsek eğer stoper kiralamaya çalışacağız. Maaşı biraz yüksek. Haynes diye. Şöyle bir teklif. Ben kabul edebiliyorum bunu. Kabul edebiliyorsam Haynes gelebilir. Oyuncunun overallı da hiç fena değil. Bu arada transferde zaten son 8 saate doğru giriyoruz. Haynes reddetti. Benim acil stoper kiralamam lazım. Sıradaki hedef maaşta anlaşabilirsek Gustavo Henrique, Fenerbahçe'den bir yıllığına kiralamak istiyorum. Şöyle bir teklif. Ben yine bunu kabul edebiliyorum ilginç bir şekilde. Hiç uğraşmayacağım. Eksiye düşsek de o stoperi getirmem lazım. Gustavo Henrique'yi Fenerbahçe'den getirdik 12 aylığına. Stopere. Ve böylelikle zaten 8 yabancıyı da tamamladık. Başka yabancı transferi yapamayız. Sizlere bu senenin transferlerini göstereyim. İşte gelenler ve gidenler tam liste ekranda. Bayağı oyuncusu attık. Önemli isimler getirdik. Önümüzdeki senede serbest konu kontenjanımız olacak. Yıldız isimler bu takıma gelecek. Bu şekilde istenilen seviyeye geleceğiz. Benden söylemesi. Tabi hedef bu sene bu ligde ilk 6'ya girebilmek olacak. Çok büyük hedeflerimiz yok. Ronaldo'lu, Benzema'lı, Kante'li birlikten bahsediyoruz. Rakipler zorlu. Bizim işte Şampiyonlar Ligi'ne gitmemiz lazım. Asya Şampiyonlar Ligi'ne. Bunun zeminini ligde hazırlamamız gerekiyor. Yavaştan. İlk sene sonuna geldik. Bu sene El Kaleç 6. oldu 44 puanla. Şampiyonun inanılmaz uzağındayız. 38 gol attık. 38 gol yedik. 0 avarajımız var. El İttiyat, El Nasır, El Fatih seviyesine gelmek için gerçekten çok ciddi transferlere ihtiyaç var. Tabi bu sene Şampiyonlar Ligi'nde de değildik. Onu da belirtiyorum. Önümüzdeki senenin Şubat ayında Şampiyonlar Ligi grupları yenilendiğinde tekrar bakacağız. Sene sonu itibariyle El Kalej'de overall'lar. Tabi düşüş gösteren isimler var. Joe Hart eksi 4 düştü. Amaral'ın artı 4'ü vardı. Gustavo Henrique artı 1 gelişti bizde. Artı 3'ler vardı yine takımda. Kontratı biten isimler gidiyor. Onu da belirtelim. Artı 3 çok fazla varmış. Bakayoko artı 1 dedi. Önümüzdeki sene belki onu gönderebiliriz. Fabio Martins kesinlikle yeni sezonda gönderilecek bir başka isim. Suudi Arabistanlı futbolcuların gelişimleri genelde iyi görünüyor. Bir yandan Renyer artı 4. Bruno Artı 4 gelişte. Hücum hattında buna ihtiyaç vardı. Yalnız performans anlamında forvetler gerçekten çok kötüydü. Martins ve Eden Hazard takımda ön plana çıkan isimlerdi. Bir yandan Hart'ın performansına da bakalım. 30 maç sadece 5'inde gol yemedi. Yani Joe Hart'tan da büyük beklentiler tabii ki yoktu bu sene. En değerli oyuncu şu an piyasa değeri bakımından Eden Hazard. Sonra Martins, Bakayoko, Renier diye devam ediyor. Renier çok daha iyi seviyelere çıkacak. Bruninho biraz geride kalmış gibi. O da muhtemelen potansiyeliyle doğru orantılı. Şimdi gelelim. 6 milyon euro kar. En fazla Eden Hazard'ın forması satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu. Bir yandan krallıklara da bakalım. Ronaldo gol kralı. Benzema ikinci. Asist kralı Tavares. Burada bizde Eden Hazard 9. sırada. Bu arada gol krallığı listesinde de Eden Hazard 7. Gol yenmeyen maç sayısında ise Joe Hart 10. sırada. Aslına bakarsanız liderden sadece 4 maç uzaklıkta ama 1. ile 6. arasında arasında inanılmaz bir performans farklılığı var. Yeni sezon El Kalej'de başlıyor. 6 milyon euro bütçemiz var. Bütçe yine çok kötü. Bir de Gustavo Henrique sene başı itibariyle gidecek. Yani önümüzdeki sene kiralık anlamında farklı isimlere yönelebiliriz. Gerçi serbest de çok fazla oyuncu düştü. Onları da yakından takip edeceğiz. Bu sene birazcık daha Suudi Arabistanlı futbolculara yöneleceğiz. O rotasyonu geliştireceğim. Ayman Yahya o isimlerden biri. El Nasır'dan 1,5 milyon euro karşılığında bize geldi. Mevcuttaki sol bekimizi göndereceğim. Levin Kurzawa'yı oraya getireceğiz 2 yıllığına. 74 overall'da serbest de çok önemli bir isim bence şu an. Orada El Hilal'den Bruninho için teklif geldi. Satıyorum ya. Tamam. Bruninho gidiyor. Yenisini getiririz. Ama 7.1 milyon euro istiyorum. 6.6'ya çıktılar. Düz 7 milyon euroyu verin. İş oyuncu transfer listesinde bile yoktu. Performansı geçen sene gerçekten çok kötüydü. Bruninho el hilalde. 12 aylık kontratı kalmış. Birazcık uygunu alabiliriz diye düşünüyorum. Abiel Osorio 22 yaşında 72 overall'da satış payı kesinlikle olmayacak. 3.4 bu iş bitti. Forvet'te bir süre hep böyle gideceğiz. Genç oyuncular. Satabileceğimiz isimler. Önümüzdeki süreçte çok para kazanabileceğimiz futbolcular alınacak. Elimizde iyi miktarlarda para olduğu zaman da Forvet'e ciddi bir isim getirebiliriz. Şimdi şöyle bir durum da var. Ben yıldız transferi yapmazsam taraftarlar hiç hoş karşılamaz. O yüzden Kurzawa gibi işte, Bakayoko gibi isimler, Hazard gibi isimler de bir yandan gelmeye devam edecek bu takıma. Geçen sene stoper anlamında biraz sıkıntı yaşadığımız söylenebilir. Bu sene Pepe'yi getireceğim. Tam bir tecrübe. 41 yaş, 81 over. Muhtemelen önümüzdeki sene bu takımda emekli olur. Öyle bir oyuncu pepe. Aslan için 165 bin euro teklif geldi. Oyuncu biraz yaşlı, o yüzden kesin gidecek. Gitmedi, gitmeyi reddetti. El Sehli'yi deneyeceğiz, 200 bin euro. Şangay'a gidebiliriz. El Sehli için bir de El Fahya'dan teklif var. El Mahşat için bir teklif daha geldi. Önemli soru gidecekler mi? Amaral'ı göndereceğiz. Bologna isteyen takım. Tabi oyuncuyla yeni kontrat imzalayamadığımız için 3.1 Gayet uygun. El Sehli satıldı. El Fahya'da. Bir yandan Aslan satıldı. Misudo'da. Ve gelelim Fabio Martins'e. Önemli bir teklif var. Fulham'dan. Geçen sene zaten satmayı düşünüyordum. 14.2 anlaştık. Bakalım gidecek mi? Öncelikle Pedro Amaral Bologna'da bir yandan Fabio Martins de Fulham'la anlaştı. Stopere çok yaşlı oyuncu çektik şimdi de genç bir isim çekerek orayı dengeleyeceğiz. Stergio. Geçen sene stoperlerden birinin çok kötü olması takımı ciddi derecede etkiledi. O yüzden Stergio önemli bir tercih. Forvet rotasyonu için Abdullah Radif. Genç bir oyuncu. 800 bin euro piyasa değeri var. 700 bin euro. Anlaştık. Bir tane daha Arabistanlı futbolcu getireceğim. Biraz El Birakan'ı istiyorum. 24 yaşında 71 Obral. 3 milyon euro bonservis bedeli var evet. Diyorum ki acaba bu adamı Kanada çekebilir miyiz? Yeni transferlerden birini oraya çekersem orada çok rahat bir şekilde oynar. Oyuncu sağ orta sahaya çekilemiyor. Forvet'te kalmaya devam edecek. Radif için de aynı şeyler geçerli. Defansif orta sahamıza teklif var. Bakayoko. Avrupa'ya geri dönecek gibi. Çünkü bir tane transfer hedefim var. O transfer için para gerekiyor. 9.7'yi kabul etmediler. 9.3'e düştü görüştük, anlaştık. Bakayoko satıldı. Transfer hedefimiz bir Suudi Arabistanlı. Saud Abdülhamit. 9 milyon euroluk teklifle başlayacağım ayaksa %15 bay 13.2 biraz fazla 12 milyon euroya düşürdüm 12.3 dediler. 12.1 %15 pay. Sağ ve önemli bir isim. Hem kontenjan dahilinde oynayacak hem de overall anlamında en iyi isimlerden biri. Yerli kontenjanında. Yine daha önce Türkiye'de oynamış bir ismi defansif orta sahaya getireceğim. İdris Voka. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama sanırım Ankara gücündeydi kendisi. İsim anlamında çok tanıdık geldi. 16.000 maaş dedim. Voka ile anlaştık. Ve böylelikle Ey Kalej'de bu sene transfer bitti. İşte gelenler ve gidenler tam liste. Açıkçası bu sene çok daha iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum ben kanatları saymazsak. Orada gelişime ciddi anlamda ihtiyaç var ama Abdülhamit transferi bizim elimizi birazcık rahatlattı. Buna benzer transferler yapmamız gerekiyor. E, gerekirse o Sorio ileride gider. El birakan forvetle oynar. Bu da bir tercih. Oynayabilecek bir isim çünkü. İki tane oyuncu futbolu bırakıyor sene sonunda. El Harbi ve Joe Hart. Bu arada yine Şampiyonlar Ligi'nde yokuz. Yani geçen seneki altıncılık yetmedi. Hedef daha iyisi. İkinci sene sonumuz El Kaleş 48 puanla 5. Yine şampiyonla aramızda inanılmaz bir puan farkı var. Seneye önemli bir transfer harekatı gerekecek bu takıma. Tabi yine Şampiyonlar Ligi'nde de değiliz. Geçen sene 6.lık yetmedi. Ama bence 5.lik bu sene yetiyor olması lazım umarım. Sene sonu itibariyle takımdaki overall'lar. Tabi Hart'ın gidişi bence takımı büyük ölçüde etkileyecek. Çünkü ben çok daha iyi bir kaleci getirme planındayım. Kurzava gelişmedi, Pepe hiç gelişmedi. Zaten 42 yaşında oyuncu. Stargio artı 3 dedi. Onun dışında futbolu bırakan Elarbi eksi 6 dedi. Abdül Abdülhamit'in gelişimi önemli sabekte artı 3. İdris Voka artı 3 gelişti yine. Eden Hazard'ın eksi 3'ü vardı. Seneye yine Eden Hazard'la devam edeceğiz. Ayman Yahya sağ orta sahada ben varım dedi. Renyer artı 4. Osorio artı 2. Ali artı 3. Bir yandan El Brekan artı 4 gelişti. Adam Osorio'ya geçti. Performans anlamında da El Brekan bu senenin Renyer'le birlikte en iyisiydi. Yahya, Eden Hazard, Kurzova'da Önemli katkılar yaptılar. En değerli isim ise Renyer. Seneye muhtemelen gidebilir. Bu sene 8 milyon euro yaklaşık kar. En fazla Hazard'ın forması satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu. Yine gol krallığına geldiğimizde El Birakan 8. bizden. Asis krallığında Ronaldo ismi var. 9-10 bizdendi. Gol yemeyen maç sayısında Joe Hart 7. Bence hala ciddi anlamda sıkıntı Joe Hart'ın performansıyla alakalı değil. Belki de sistemsel bir sıkıntı da olabilir. Seneye sistemi de değiştirelim. Farklı bir sistemle devam edelim. 4 maçtan yani 20 üstü puan farkı oluşmaz. Yeni sezon başlıyor. Bütçe 7 milyon euro. Yönetim bize bütçe vermiyor. Yıldız transferle başlıyoruz. Elit Diaton'u serbest bıraktı ama Arabistan'dan gitmeyecek Benzema. El Kaleci'ye sözleşmeye imzalamak üzere. 37 yaşına geldi. Bence ligin bütün dengelerini bozacak transfer. Hem de serbestten. Önemli bir kaleciyle de devam edeceğiz. Silesen. 36 yaşında. Yine lige uygun transferlerden biri bence. Gerçi son transferlerle yaşıyor ortalamasını da birazcık düşürdüler yabancı anlamında ama Silesan geldi. Hedef 4-3-3 Rolanti ama oyunculardan biri 10 numara olacak. Yani ofansif orta sahaya çekeceğim. Rengere teklif var. Olsa Suna'dan. Rengar de overall anlamında iyi ama performans anlamında tamamen sorgulanabilecek bir isim. 42.3 West Ham da teklif yaptı Rengar için. West Ham'dan çok daha fazlasını isteyeceğim. 45 milyon eurolara çıkın. Yok. Tamam. 42.6. Anlaşamadık. O Osasuna'nın verdiğini veremediler. Bu arada Renier satıldı Osasuna'da. Benzema'nın pozisyonunu değiştireceğim. Santrafor yapacağız. Braga'dan Abiel Osorio için teklif var. Teklifi 6.9 yaptık ve Osorio satıldı. Artık bu transferin zamanı geldi Lionel Messi. Suudi Arabistan'a gelmek üzere Ronaldo'ya karşı Messi yapacağız. %10 pay koydular. İlginç bir pay denemesi. 35 milyon euro %10 pay dedim. 36.1 %10 pay anlaştık. Transferlere devam edeceğiz. Erik Beyli'yi stopere getireceğim. Messi sonrasında takıma gelmek isteyen yabancı sayıları arttı. Bir tık daha yüksek de coverallı serbest futbolcular gelebiliyor. Tabi Benzema da buna dahil. O iki transfer bu takımı başka bir seviyeye getirdi. Ayman Yahya'yı sol kanada çekelim. Yine bir başka Ayman var. Onu da sol kanada çekeceğiz. Olabilirse. Saleh'e teklif var. 220 bin euro. Orta sahaya El Hilal'den bir isim getireceğiz. Muhammed Kanlı. Orada önemli bir sıkıntı var ve 2 milyon euro karşılığında bu sıkıntıyı çözdük. Oyuncu satışımız gerçekleşti. Saleh gitti. PSV Stercü'ye istiyor göndereceğiz. Şu an elimizde 9 tane yabancı oyuncu var. En ideal satışlardan biri. 20 milyon euro istedim. Anlaştık. Sterjiyu satıldı PSV'de. Yedek kaleciye ihtiyacımız var. Overall anlamında en iyisi Velis United'da oynuyor. Elowais 500 bin euro. Stoper için Elit Diyat'la görüşüyoruz Ahmet. Rotasyon için gelecek 2 milyon euro dedim. Anlaştık. Bir an dedim farklı görsel girdi sanki anlaşamadık mı ne oldu? Ofansif orta sahaya da rotasyonu El Nasır'dan sağlayacağız. El Nacai 2.2 milyon euro. Bek rotasyonunu El Nasır'dan sağlayacağız yine. Adamlar bayağı iyi oyuncular almışlar. El Gannam istediğim oyuncu. 70 overall üstü ciddi yerli oyunculara sahip. Yine El Nasır'a geldik. El Nasır'ı topluyoruz bu sene. Abdurrahman Garep 1.9 milyon euro karşılığında El er Kalej'de. Yedek kulübesi yalnız muazzam oldu. Gerçi Kanlı orta sahaya geldi. Bir tane orta saha almamız gerekecek sanki. Ali'ye teklif var. 240 bin euro. Bir teklif daha geldi. Bu sefer Şensen'den 260 bin. Yahya'nın pozisyonu değişmiş. Hemen onu sol kanada çekelim. O rotasyonda kullanacağız. Oyuncu hiç gelişmedi ama 9 hafta sonra 70 olacak. İdris Voka'ya Almeria'dan teklif var. Oyuncu gönderirsek önemli bir isim getirebilirim. 7.7, 5.7'de kaldılar. 6.7 milyon euro ile devam 5.9'a yükseldi teklif. Almeria birazcık zor yükseltiyor teklifleri. Ali satıldı. Elbatin'de. Bir yandan İdris Voka'yı da gönderdik. Getirebilirsek her çok büyük bir transfer olur. 10 milyon euro %15 pay bir teklif yaptım. Hatta gerekirse takaslı oyuncu da denerim. Bilim Carvalho. 1555. 12.3. Sıkıntı şurada. Ben bir şekilde transfer ücretinde anlaşırım ama maaşa ne kadar kalacak? 10.9. Anlaştık. Oyuncunun maaşı için öncelikle bir tane kaleci serbest bırakıyorum. Stopper rotasyonunda overall'ı düşük bir isim serbest bırakılıyor. Yine burada MDAO var. Serbest bıraktım. El İbrahim'i serbest bırakacağım. Sabek rotasyonunda 4 tane oyuncu var. El Ovdah gidiyor. Bu adamlardan arta kalan maaşla birlikte. William Carvalho transferini tamamlarız. Sonrasında da bu sene hedef net şampiyonluk. Maaş konusunda biraz sıkıntı var ama anlaştık. Ve transfer bu sene El Kalej'de bitti. İşte gelenler ve gidenler. Nihayet istediğimiz kalibrede bir kadroyu kurduk. Yine bir tane daha pozisyon değişikliğimiz olacak. Sol orta sahamızı sol kanat yapacağım 2 haftada. Evet bu sene her şey hazır bu takımda. Yeni sezonda da Şampiyonlar Ligi'nde Yakuz. Yani gideceğiz bu sene şampiyon olacağız ligde. Ve önümüzdeki sene oraya katılmaya hak kazanacağız. Ve sene sonu geldi. Suudi Arabistan'da inanılmaz bir takım kurduk. Ama gittik ikinci olduk. El Hilal 75 puanla şampiyon. Benden söylemesi önümüzdeki sene gideceğiz o Şampiyonlar Ligi'ne. Sene sonu itibariyle overall'lar bir de iki tane pozisyon değişikliğimiz var. Benzema eksi yedi düşüş gösterdi takımda. Adam hiç mi oynamadı? Oynamamış. El gidip Benzema'dan formayı almış. Pozisyonu değişmedi diye ama zaten uyumluydu bu oyuncu. Bir pozisyon değişikliğimiz daha var. Ayman sol kanat oldu. Abdurrahman da an itibariyle sol kanat. Overall'lar nasıldı? Silesan eksi iki düştü ama performans olarak muazzam oynadı. Kurzava'nın eksi ikisi vardı bu sene. Bale artı bir gelişti. Saut artı bir gelişti. Sabe Carvalho'da düşüş var. Hazard'da düşüş var normal olarak. Ayman Yahya artı 4 dedi. Bu senenin en iyi gelişimlerinden biri oydu. Kaptan Messi eksi 2 düşüş gösterdi. Benzema'yı sayamıyorum bile. Performanslarda ise Messi, El Elbrekan, Hazard, Kanno, Yahya diye devam ediyor liste. En değerli oyuncu Messi. Bir yandan bu sene 57 milyon euro kar. En fazla Messi'nin forması satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu. Ligde gol kralı Lionel Messi. Asist kralı Upenza olmuş. Eden Hazard 3. Gol yenmeyen maç sayısında ise Silesen 1. İyi sezon geçirdi. O arada sene sonu itibariyle Serbest'te bir isim var Zamanı geldi Cristiano Ronaldo Arabistan'da futbola devam edecek Evet Bir yıl diyeceğim Tabi elimizdeki haftalık bütçe ne kadar Geçecek o da ayrı bir mesele 36.000 teklif edebiliyorum Ronaldo geldi El Kalej'de Messi ve Ronaldo Arabistan'da büyük bir projede birleştiler 9 tane yabancı oyuncu oldu Yine bir tane yabancı oyuncuyu Yeni sezonda göndereceğim Yeni sezon başlıyor. Bütçe 14 milyon euro. Evet bu sene Benzema'yı gönderebiliriz. Çünkü 9 yabancı var. Forvet'e zaten Ronaldo'yu aldık. 17.3'lük bir teklife. Ben tamam ama sürekli takaslı oyuncu kullanıyorlar. 15.4'e indirdim teklifi. Ancak Benzema anlaşamadı. AZ Alkmaar'ın teklifiyle devam ediyoruz. 16.8 Bir yandan da Kurzawa için 2 tane teklif. 2 teklifi de kabul ediyorum. Hedef zaten bu sene yeni bir sol bek. Öncelikle Kurzawa satıldı. Benzema herhalde gitmedi. Benzema da kontrat yenileyip maaşını düşürüp o şekilde gönderme yöntemini deneyeceğiz. Hayır Aze hala ilgileniyormuş. Baya uzun sürdü. Hangi konuda anlaşamadınız? Önemli soru bu. Transfer baga girdi herhalde ya. Yani bunun başka bir açıklaması yok şu an. Derken Benzema nihayet anlaşabildi. Alabilirsek müthiş olur. Ferland Mendy 12 ay kontratı kaldı. 26 milyon euro teklif yaptım. 29 şok. 27.1 ile devam ediyoruz. Anlaştık. Transfer de bitti. Önemli bir sol bekle devam ediyoruz. Ve nihayet. Ha Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Grupa, A, Elehli, Shandong, Puank, hedef liderlik. Burada sonuna kadar gideceğiz. İnanıyorum. Sene sonu Suudi Arabistan'da Pro Lig'de şampiyon El Kalej 73 puanla. Şampiyonlar Ligi'ne geldiğimizde de 15 puan ve liderlik geldi. Çeyrek finalde Avustralya temsilcisi Melbourne'le oynayacağız. Onu yeni sezonda oynayacağız. Yani bundan sonra hedef Asya Şampiyonlar Ligi olduğu için bir daha lig sonuna gitmeyeceğiz. Eğer ki final yaparsak. Sene sonu itibariyle overall'lardaki artışlar ve düşüşler. Ferland Mendy'nin artı biri, bekte bir artı birimiz var. Çok büyük gelişimler yok artık çünkü takımdaki yaş ortalaması çok yüksek. Messi eksi 2 düştü. En iyi performans Ronaldo'dan geldi. Hazard çok iyi oynadı, Messi çok iyi oynadı. Bir yandan William Carvalho'nun 12 tane asisti vardı takımda. En değerli oyuncumuz Lionel Messi, kaptan. Sene sonu itibariyle 13 milyon euro cash. En fazla Messi'nin forması satıldı. Messi Ronaldo burada da kapıştılar Messi kazanmış Gelir gider tablosu da şu şekilde Peki ya gol kralı kim oldu Pro Lig'de bizden çıkmadı Ronaldo 6.ydı, Hazard 8. idi, Messi de 10. Asist kralı William Carvalho, gol yemeyen maç sayısında Silesen 5. Tabi Şampiyonlar Ligi devam ediyor o yüzden şu an buradaki sonuçlar çok bir şey ifade etmiyor. Yeni sezona geçeceğiz. Transfer yapmayacağım. Şampiyonlar Ligi'nde gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Artık El Kalej için Şampiyonlar Ligi zamanı. Ve geldik maça. Bu arada sol kanatta kim oynuyor? El Birakan oynayabilir. Çünkü sol kanatta oynayan oyuncunun keskinliği iyi değil. Yahya oynuyor muhtemelen. Ben direkt Yahya'yı alayım oraya. Kendi evimizde. İlk maç 2-2 bitti. Sıkıntılı bir sonuç. Revanş zamanı. Deplasmanda bu işi bitirmemiz lazım. Bu sefer sol kanattaki oyuncuyu değiştirmedim. 2-1 kazandık. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile birlikte yarı finaldeyiz. Yarı finalde rakip Shanghai Port. Önce kendi imizdeyiz. İyi sonuç. İyi sonuç. 2-0 Radif ve Pepe. Radif de Ronaldo'nun yerine oyuna girmişti. Adım adım finale doğru. Hadi deplasmanda iyi sonuç. 2-1 kaybetsek de finalde o tek golü attı takım adına. Şampiyonlar Ligi finaline gidiyoruz. Rakip El Hilal. Şimdi krallıklara bakabiliriz. Ronaldo gol kralı olacaksa iki tane gole ihtiyacı var. Asist krallığında Messi'nin bir asiste ihtiyacı var. Gol yemeyen maç sayısında Silesan 6. Tabi tek maç yapacağız El Hilal'le. Kanatta ben Yahya'yı kullanacağım. Ve takım bu şekilde gayet iyi görünüyor. Bence her şey tamam. Final başlıyor. Hatta formaları da bir kontrol edeyim. İyi görünüyor. Başlayalım. Şimdi Mendy ile oynadı. Ferland Mendy. Git dedik ona Ayman. Sol tarafta William Carvalho aldı. Pası verdi. Hazard vurdu. Out'a gitti. Eden Hazard. Michael çekti. Pası verdi. Etkili geldiler. Pepe son anda. Pas Adriano'ya. Şimdi vuruş. Silesen. Hazard'dan sola Yahya'ya. Ayman Yahya. Yahya getirdi. Pası verdi. Eden Hazard vurdu. Golü de attı. Eden Hazard 1-0 öndeyiz. Dakika 18. İndirdi Saut. Lionel Messi. Messi şimdi müthiş pas. Saut'la geliyoruz. Saut hala top onda Ronaldo'ya veremedi. Messi. Bilim Carvalho. Saut'a iyi top. Saut karşı karşıya kaçırdı. Lionel Messi aldı. Messi'den pas Ronaldo'ya gelmedi. Şimit. Musab'dan etkili pas. Eyşan Mari. Pas denemesi Saut kaptırdı orada. Atak hala onlarda. Pepe'ye çarpan top önlerine düştü. Bu nasıl bir şanssızlık? 1-1. Lionel Messi kaptan aldı. Kaptan getiriyor. Messi'den Ronaldo'ya müthiş baz. Cristiano Ronaldo. Öne geçiyoruz yeniden. Hemen oynadık. Ferland Mendy'den Ayman'a. Son bir fırsat olur mu? Ayman çekti. Hazard oynadı. Eden Hazard. iyi kontrol. iyi çekti. Eden Hazard vurdu kaleci Almeyda. Lionel Messi ortaladı. Ronaldo gol attı. 45 artı 4. Cristiano Ronaldo. Eden Hazard şimdi topun dibine girdi. Ronaldo'ya gelmedi ama. Ayman etkili top. Hazard, Ronaldo, Messi direkten döndü. Şimdi Messi hızlandı. Lionel Messi, Ronaldo'nu koşu yoluna. Ronaldo indirdi. Eden Hazard. El var dedi. Eden Hazard. Hazard'dan Messi'ye. Lionel Messi. Naser verdi. El Şammari, Pepe. Korner. Michael ortaladı. Kafa vuruşu Erik Bailey'den. Şimdi Lionel Messi. Messi kurtardı rakibinden. Lionel Messi. Sağ kanatta. Pili bitti ama Messi'nin. Messi şimdi Ronaldo'ya. Çok iyi top. Cristiano Ronaldo attı golü. Hat-trick geldi. Ronaldo. Saut. Messi aldı. Messi'den Ronaldo'ya yine müthiş top. Ronaldo. 5-1. Affetmiyor. Cristiano Ronaldo. Ayman verdi pası. Ronaldo alabilecek mi? Hayır. Nasser. Morello. Nasser aldı. Pepe önlerine düştü. Penaltı dedi Pepe'ye sarı kart. Bugünün şanssız oyuncusu Pepe. El topun başında geldi. Golü de attı. 5-2. Michael. Amat. Etkili geldiler. Franco. Saat vurdu. Silesen. Valera ortayı yaptı. Ayman. Lionel Messi. Bir kontra şansı ve Messi rakibini geçti. Pili bitti. Gidecek gücü kalmadı Messi'nin. Morello. Valera. Defansın arkasına. Saat aldı Valera. Ve maç bitti. 5-2 kazanıyoruz. Evet Lionel Messi geldi. Kaptan aldı kupayı. Asya Şampiyonlar Ligi'nde. Şampiyon El Kaleş. Videonun da sonuna geldik. Like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.